Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba, ben Uğur Volkan Uysal. Bugün sizi çocukluğunuza götüreceğim. Neden mi? Çünkü ben çocukluğuma gidiyorum. Çünkü abim, hiç unutmam, böyle eskiden tost makineleri vardı. Ocağın üstüne konulurdu, hatırlar mısınız? Yani yılları söylüyorum size, ben 79'luysam işte 84-85'lere götüreceğim sizi. Ocağın üstüne koyardı o tost makinesini, böyle çiftli sapları vardı, böyle tahta bir de. Bir domatesli beyaz peynirli tost yapardı, dillere destan, üstüne de margarin sürülürdü o zaman. Ama ben bugün ne yapacağım size? Ortaokulda yediğim bir tostun sosunu kullanacağım. Eskiden böyle Merkez Ortaokulu'nda Antalya'da tost yapardı Hacı diye birisi. Sonra onu sokardı böyle salçalı bir sosa, yarım ekmeğin üzerinde uzatırdı. Hayatımın en keyifli tostlarından biriydi belki de. Zaten ortaokul ya da ilkokulda yediğimiz lezzetler bizlerin hafızasına yer etmiştir. Şimdi neler yapacağım? Hızlı bir şekilde bu sos işini çıkarmam gerekiyor. Aradan bir çıksın, daha sonra da ne yapacağız? Tabii ki diğer işleri göstereceğim, devam edeceğiz. İki farklı tost yapacağım size bugün. Bir tanesi bu salça soslu olacak, diğeri de dana fümeli olacak. Siz istediğiniz gibi döndürebilirsiniz bu işi. Şimdi tereyağı ile birlikte salça şöyle bir dönsün. Ufak ufak. Bunun böyle başında durmanıza gerek yok. Arada karıştırmanız yeterli. Diğer tarafta neler var? Ayvalık tost ekmeği var önümde. Bir de gördüğünüz gibi lavaş var. Bazen soruyorlar nereden alırız diye. BİM'de bile var, öyle söyleyeyim size. Artık malzemeler ulaşılabilir oldu. Eskiden biraz daha zordu ama son dönemde işte dana fümeye ulaşmak, efendim tortilla ya da lavaşa ulaşmak çok zor değil. Şimdi geldik buraya. Birinci adımda dürümü aldım. Çünkü biz Türk halkı olarak lavaşı, dürümü, bir şeyleri ekmek arası yemeyi çok seven bir milletiz açıkçası. Bizde bir kültür vardır ama dikkat edin. Mesela Amerika'ya gidin, işte kahvesini almış insanlar sandviçiyle birlikte yolda yiye yiye gider. Ama Türkiye'de kokoreççide bile sandalye vardır. Çünkü bu ne demek biliyor musunuz? Bize öyle öğretilen öğreti şudur. Oğlum sokakta yemek yenmez, ayıptır. Hani olan var olmayan var gibi. Onun için de bizde tostçularda bile bir kıçınızı yere koyabileceğiniz bir tabure vardır. Onun için de bizim kültürümüzde oturarak yemek daha doğrudur. Şimdi aldık önümüze, bunu serdik. İki parça kaşar aldım. Birazcık tereyağı süreceğim şu alt kısma. Erisin istiyorum çünkü o. Hemen şöyle bir gezdirelim bunu. Gelişi güzel ama her yere eşit şekilde yayılmasına dikkat edin bunun. Bu birinci adım. İkinci adım, peynirlerini koyuyorum. Hemen üzerine 2-3 dilim dana füme. Bu arada elinizde hangi malzeme varsa onu ekleyebilirsiniz. İnce olduğu için bunu tost makinesinde pişirmiyorum. Zaten içerisinde sıcacık olacaktır. Aklınızda bulunsun. Şuradan birazcık domates doğrayalım. Bunun da ince olmasına dikkat edin. Yani çok kalın olmasın ki tostun içerisini mahvetmesin. Şunları da koyalım. Bu da tamam. Son olarak da mayonez. Çocukların en sevdiği şeylerden biridir bu. Benim çocukken yediğim, hiç unutmadığım şeylerden biri mayonez ve ketçap sıkmak, erimiş olan kaşarın üzerine. Bu da lise tostumdur bu arada, onu da söyleyeyim size. Turizm Meslek Lisesi'nde okurken de bir tostçu vardı. O da içerisine mayonez ketçap sıkardı. O da yıkılır. Çok lezzetli olur gerçekten. Şimdi bu köşe kısımları ellerinizin ucuyla kapattıktan sonra şöyle çeviriyorsunuz. Yapmanız gereken işlem bu. Bu kadar basit. Aslında hazırlaması ortalama 2 dakika sürüyor. Şöyle yapacağım. Ben tost makinamı yanıma doğru alayım. Birazcık uzak orası. Şuraya bir koyalım bunu. Şimdi birinci olan tostu makinenin içerisine bırakıyorum ve ufak ufak orada yumuşasın. Geldik buraya. Ocağın da altını biraz gazlayalım. Tereyağı ile salça güzel bir şekilde hasbihal ediyor şu an. Hemen üzerine suyunu vereceğim. Aslında burada yapmak istediğim şey bir salça sosu çıkarmak. 3 tane malzemeye ihtiyacınız var. Tereyağı, salça ve su. Bu kadar. Topak olmasın diye de ufak ufak karıştırın ki o salçalar suyla birlikte dağılsın. Yani mesela kardeşleriniz falan varsa bu tarz tostlar yaptığınız zaman yüzlerini güldürürsünüz. Aklınızda bulunsun. Ben hep söylerim, ailede büyük çocukların ya da abilerin, ablaların, annelerin, babaların fark etmez. Nasıl hatırlanmak istiyorsanız kardeşinizin aklında ona göre davranın. Çünkü büyüdükten sonra artık o ilişkiler biraz zor kuruluyor. Çocukken ne yaparsanız o kalıyor aklında. Aklınızda bulunsun. Küçük bir tost yapın, küçük bir hediye alın ya da sevdiği bir yemeği yapın. Ben ablama hala derim, ah abla be o makarnalar neydi falan diye. Yalvarırdım ablama, abla ne olur makarna yap. Bunlar önemli detaylar. Çocukluk için güzel anılar. Şimdi elimde bunlar Ayvalık tost ekmeği derler ya, isterseniz bunu normal bizim bu fırınlarda satılan ekmekten de yapabilirsiniz. Fark etmez. Bundaki işlem de şu. Hemen tereyağını alacağım. Alt kısma böyle yayarak bunu koydum. Şuradan biraz kornişon turşu. İnce ince, çok kalın olmamasına dikkat edin. Sosum da göbek atmaya başladı bile, görüyor musunuz? Biraz kıvamlı olmasına dikkat edin. Çünkü su gibi olduğunda hani tostu batırdığınız zaman üstünde tutması gerekiyor. Bu çok önemli. Bu da güzel. Şimdi geldik buraya. Şu cheddar peynirlerini bir gömelim buraya. Birincisi bu. Olabildiğince ince olmasına dikkat edin pastırmaların. Çok da büyük yapmaya gerek yok. Çünkü ne kadar ince o kadar iyi. Bu da tamam. Yeter bu kadar. Biri bana dur desin. Bunlar da tamam. Süper. Şimdi bunun yönetilirse burası. Ben biraz böyle dıştan taşmasını istiyorum bu işin. Artık bu da hazır. Hemen koyabiliriz. Güzel. Tost makinacılı şeyler vardır. Ne derler? Söyleyeceğim şimdi. Çay ocakları. Onların tost makinesi büyüktür. Ekmeğe bastığı zaman böyle hakikaten tost eder. Ben de biraz yükselttim bunu. Hafif bastıracağım şu uç kısımlardan. İyice eridikten sonra ve piştikten sonra sizinleyim. Şimdi geldik tost makinesinin başına. Nedir durum bir bakalım. Of. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Cheddarlar nasıl erimiş, şuna bakın. Pastırma ve cheddar. Çıtırtısını birazdan alacaksınız ama önce hani madem tost yapılıyor, bunun edebi şudur. Böyle güzelce sıcak sıcak ekmeğin üzerine, şu sesi duyuyor musunuz? Ters çevireceğim. Bir de diğer tarafını. Zaten sesleri ufak ufak duyuyorsunuzdur. Sıcakla buluşan tereyağı güzel güzel sesler çıkarıyor. Bir de buraya sürelim. Bunu da ters çeviriyorum. Bir kere daha bastıracağım. Daha sonra da servis. Kapatalım bunu da. Süper. Şimdi o güzel güzel erirken ben de bu hazırlamış olduğum sosu dökeceğim. Onu buraya koyalım. Arzu ediyorsanız tabii geniş bir hani sos yaptım ya ben. O kabın içerisine de daldırabilirsiniz ama ben birazcık böyle bir sunum yapacağım için daha nazik davranıyorum. Yoksa bu böyle sunulmaz, açık söyleyeyim. Direkt ısırırsınız, afiyetle de yersiniz. Of, şuna bakar mısınız ya? Tereyağlar güzel bir şekilde erimeye başlamış. Şöyle çevireyim bir de. Aman Allah'ım. Bu da hazır. İşte 5-10 dakika içerisinde birbirinden farklı iki tane tost çıkarmanız içten bile değil. Sesi duyuyor musunuz? Bir tane dilimi alıp göstereceğim size. Bakın, işte cheddar böyle erimeli. Ekmekle birlikte aynı anda çıtır çıtır olmalı. Bastırdığınız zaman inanılmaz bir görüntü çıkıyor ortaya. Hemen şöyle bir dilim bırakıyorum. Buraya bir tane ve son olarak da şöyle. Bir dekor verelim bahçeden. Hoppa, oldu bitti. Of, bu da fena, bakın. İçerisi bastırsam şu an var ya fırlayıp gidecek. O fırlamayı istemediğim için de şöyle huzurlarınıza bırakıyorum. Görüyor musunuz? Müthiş bir görüntü. Sıcacık, afiyetle yiyebileceğiniz. Sağ tarafımda dana fümeli dürüm tost. Sol tarafımda ise Ayvalık ekmeğinin içerisinde cheddarlı ve pastırmalı yakışıklı bir tost. Siz de sevdiklerinizin yüzünü güldürmek istiyorsanız girin mutfağa, alın tost makinenizi. Yakışıklı tostlar yapmaya devam edin. Bu yakışıklıya ve daha fazlasına YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Muhabbetle kalın.